Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir popüler sohbetler videosuna hoş geldiniz. Bu konseptte ilk defa yalnız değilim. Hande Erçel yanımda. Bu konsepte zaten arkadaşlarımı dahil etmek istiyordum. Böyle birlikte sohbet ederek bir şeyler yapalım. Burada konuştuğum konuları birlikte değerlendirelim istedim dediğim bir konsept haline getirmek istiyordum ama uyuşuk göklü bir insan olduğum için bunu asla hayata bugüne kadar geçiremedim. Fakat Serena'yı, yani benim en yakın kız arkadaşımı sonunda konuk alabildim. Biz daha önce bir YouTube videosu çektik mi? Çektik ama bu kanala değil. Başlamadan önce kısa bir özet geçeceğim. Serenay benim doğduğum günden bu yana hayatımda arkadaşlar. Bunu söylediğimde insanlar çok şaşırıyor. Hani nasıl olabilir? Nasıl bu kadar yıldır hayatında olabilir? Bu arkadaşlık bugüne kadar nasıl korundu? Gibi böyle insanlar şaşırıyor. Biz doğduğumuz günden bu yana, yani bizi böyle bayağı doğurup aynı beşiğe atmışlar. Beraber büyüdük ve bugüne kadar çok şükür ki gerçekten asla arkadaşlığımız bir zarar görmedi ve hala bugün bile birlikteyiz. Benim için bu çok değerli. Bu konseptin ilk konu olarak Serenay'ın gelmesini çok istiyordum. Bunun en birinci özelliklerinden biri zaten en yakın kız arkadaşım. Onun da dışında bizim Serenay'la her şeyimiz aynı arkadaşlar. Bakın burcumuz aynı. İkimiz de boğa burcuyuz. Hatta ben Serenay'dan bir gün önce doğdum. Serenay benden bir gün sonra doğdu. Bütün zevklerimiz, damak tadımız, giyim anlayışımız, sanata bakış açımız, hayata bakış açımız. Aramızdaki tek fark... Onun dışında her şeyimiz aynı. Yani o yüzden bu konsepte böyle konuk almak istiyordum ama bunun en yakın arkadaşlarımdan biriyle olması benim için daha değerliydi. O yüzden kanalıma konuk geldiğin için çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım, kardeşim, ahiretliyim. Zaten bizim ailelerimiz de hani aile büyükleri de birbirlerini tanıyor. O bizim doğduğumuz günden bir arkadaş olma sebeplerimiz, ailelerimizin de bir geçmişi var. Evet. Aynı yerde hepsi doğmuş büyümüş. Aile dostu ilişkisi bize sirayet etti. Sirayet. Çok iyi Türkçe kullanırım. Bize sirayet etti ama Serenay benim ölene kadar hayatımda olacak. Yeri değişmeyecek. Hani ne olursa olsun değişmeyecek insanlardan bir tanesi. Canım arkadaşım. Serenay'la daha farklı videolar da çekeceğiz. Bu arada videonun sonunda bu konuyla ilgili size bir şeyler danışacağım. Sonuna kadar beklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında diyorum ki birlikte artık bir Hollywood değerlendirmesi yapalım. Yapalım. Zaten popüler sohbetler videolarım biliyorsun. Burada da birlikte bence bu konuda çok tatlı bir içerik çıkarabiliriz. Bence de. Hazır mısın? Başlayalım. Sen nasıl başlıyorum? Sen başlat. Herkes yerini aldıysa. Yanlış bir açılış oldu arkadaşlar. Buraları siz izlemeyeceksiniz. Biz tekrar başlıyoruz. Kahveleriniz ve abur cuburlarınız hazırsa videoyu başlatıyoruz. İlk haberimiz Selena Gomez cephesinden geliyor. Selena Gomez oyunculuğa ve hayırseverliğine odaklanacağı için bir sonraki albümünün muhtemelen son albümü olacağını açıklamış. Bu konuyla ilgili de içimde sadece bir tane daha olduğunu hissediyorum demiş. Şimdi Selena'ya geçmeden ve fikrini sormadan önce şunu söyleyeceğim. Bence zaten Selena oyunculuk kariyeri anlamında şarkıcılığa kıyasla daha başarılı bir insan. Yani bana Selena'nın hangi kariyerini tercih edersin diye sorarsanız ben kesinlikle oyunculuk kariyerini söylerim. Hangi filmini çok seviyorsun diye sorarsanız cevap veremem. Çünkü çok iyi bir film izleyicisi değilim biliyorsun. Hani bu konularda benim gerçekten büyük bir eksikliğim ve cahilliğim var. Biz o da kendileri vardı. Evet, aynen. Zaten biz Selena ile ve o jenerasyonla büyümüş insanlarız. Hani bizim o Disney dönemlerinde izliyorduk küçükken ama fanı olduğum bir dizi ya da film yok benim. Hiçbir zaman olmadı. Onun dışında arkadaşlar, ya Selena benim için gerçekten şarkıcı olarak başarılı ama ben onun kariyeri olarak oyunculukta daha başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bana sorarsanız ben kesinlikle oyunculuk yapmasını isterim ama bu tarz açıklamaların çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Hani biri bir kariyerini bırakıp öteki kariyerine devam edecek dediği noktada ben bunun çok da geçerli olduğunu sanmıyorum. İleride fikirleri muhakkak değişecektir. Ama içimden bir ses gelecek olan son albümünün çok başarılı ve hitlerle dolu olacağını söylüyor. Kimlerle çalıştığını bilmiyorum. Hani hangi prodüktörlerle albümü hazırladı bir fikrim yok. Ama bu konu hakkında da bilginiz varsa böyle Max Martin, Dr. Luke, işte ne bileyim Denja ya da kimlerle çalışıyorsa yorumlara bırakırsanız özellikle bakacağım tekrardan kimlerle çalıştığına. Ama bana soracak olursanız ben kişisel olarak şarkıcılık kariyerini daha çok beğeniyorum ama genele vurduğumuzda sanırım oyunculuğu daha ağır basıyor. Peki Seroş, senin bu konudaki düşünceleri neler? Şöyle, ben onun 2010'ların başında yaptığı müzik tarzını gerçekten çok beğeniyordum ve çok da dinliyordum da. Oyunculuğunu da beğeniyorum. Çocukken izlediğimiz dizilerde de gördüğüm için hani o zamandan da bana gelen bir sıcaklığı var.
Ama şarkılarını çok sevdiğim için ve bu konuda başarılı olduğu için ben o alanda devam etmesini tercih ederdim. Şarkıcılık. Evet, müzik. Yani evet. Hani herhalde bize hitap eden daha çok müzik kariyerleri, evet, değil mi? Yani bizim için durum en azından bu şekilde diyebilirim. Ama son albümüyle alakalı bilgileri kesinlikle yorumlara yazın. Çünkü nedense ilginç bir şekilde o albüme karşı bir yüksek hissediyorum. Sıradaki haberimiz ise yine K-pop cephesinden geliyor. Blackpink'ten Jennie bu yıl solo stüdyo albümünü yayınlamak istediğini söylemiş. Bu konuyla ilgili şurada size bir fikir danışmak istiyorum. Bireysel olarak solo albüm yapabilecek bir kontratları var mı bilmiyorum. Solo single yayınlıyorlar ama albüm bazında kendi işlerini çıkarabiliyorlar mı? Kontratlarının içinde böyle bir özgürlükleri var mı? Bunu bilmiyorum. Belki de 3 yıldır falan K-pop içeriği üretiyorum. 3 yıldır benim gruptaki bir yasımın Jennie olduğunu biliyorsunuz zaten. Benim favorim Jennie de hala da öyle. Solo albüm fikri beni heyecanlandırdı. Kesinlikle de takip edeceğim. Ama bu konuyla alakalı da bunun dışında bir bilgiye ulaşamadım. Sizin fikirleriniz var mı bilmiyorum ama topu seremeye atmadan önce Blackpink'teki favori kızının kim olduğunu sormak istiyorum. Çünkü bunu daha önce konuşmamış olabiliriz. Hani Blackpink dinlediğini ve sevdiğini biliyorum ama gruptaki favorim şu gibi bir muhabbet Serena'yla daha önce hiç çevirmedik. Kim acaba senin biasın? Benim favorim Rose. Evet, ben sesini çok beğeniyorum. Tarzını da çok beğeniyorum. Ama vokal olarak çok güçlü zaten. Yani evet, hani kızın canlı performansları gümbür gümbür böyle vura vura geliyor. Evet. Ve Rose'cısına, evet, Rose çok severim. Bu arada grup dışında da bence kendileri ayrı ayrı single çıkardıklarında gayet başarılı oluyorlar. Ya çok büyük bir kitleleri var. Evet, hani bazen şey vardır ya, ne yaparsa yapsın hani böyle öksürse satar dediğimiz insanlar vardır ya. Britney Spears gibi ve Rihanna gibi. Asla değişmez. Blackpink yani K-pop camiası da aslında bunun bir örneği bence. Evet. Yani oradaki isimler de baktığınızda bu etki alanına sahip isimler. Ama Rose olduğunu bilmiyordum. Bu güzel bir sürpriz oldu. Sıradaki haberimiz beni oldukça rahatsız eden bir haber arkadaşlar. Çünkü Amy Winehouse'un hayatının anlatıldığı, Marissa Abella'nın başrolde yer aldığı Amy Winehouse'un hayatını konu alan film Amy'nin posteri yayınlandı. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Kesinlikle kast olarak başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani Amy Winehouse gibi büyük ve trajik bir hayatı anlatacaksanız kastın bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bazı benzerlikler var mı Amy ile ilgili? Kesinlikle var ama totaline baktığımızda Amy'ye çok fazla benzediğini düşünmüyorum ki otobiyografik filmlerde kastların ana karaktere benzemesi şartının olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bence o oyuncular o kişileri canlandırırken benzemeliler. Yani fiziksel olarak ben onları orada görmek istiyorum. Hani gerçekten Amy'yi izliyormuşum vibe'ını yakalamak istiyorum. Sözü Serena'ya vermeden önce şunu söyleyeceğim. Ben bu filmin yapımcısı ve yönetmeni olsam kesinlikle ne kadar para istiyorsa istesin bütün şartlarını hayata geçirip Lady Gaga'yı tercih ederdim. Çünkü Lady Gaga'nın fiziksel olarak gerekirse de o imaj çalışmasıyla birlikte Amy Winehouse'la yaşayan en çok benzeyen isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Hatta Lady Gaga'nın Marry the Night klibinin başındaki kilise miydi bilmiyorum ama kalabalık dansçıların olduğu yerde yukarıya doğru baktığı sahnede buralara bir yerlere koyarım onu. Baktığınızda direkt olarak karşınızda Amy Winehouse'u görebiliyorsunuz. Bana sorarsanız en iyi cast gerçekten Lady Gaga olurdu ki Lady Gaga'nın House of Gucci'deki Patrice Reggiani karakterinden sonra kesinlikle çok iyi bir oyuncu olduğunu zaten tüm dünya olarak gördük. Bana sorarsanız ben Amy'yi kesinlikle Lady Gaga'nın canlandırmasını isterdim. Hem oyunculuk hem fiziksel olarak cuk olurdu. Ama bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bu arada Serena'ya ben kastı göstermedim çok. Hani üstünde detaylı görüşmedik ama filmin posteri bu. Evet. Amy Winehouse'u canlandıracak olan bu. Tamam, burada benziyor. Evet. Ama genel olarak bence Lady Gaga'nın vibe'ı daha Amy Winehouse. Evet, zaten burada burnu ağzı falan hiç benzemiyor. En belirgin özellikleri o. Ve şey... Şu makyajı kime yapsam bir noktada Lady zaten Amy olur. Lady Gaga aşırı derecede benziyor. Yani hiç böyle bir eşleştirme yapmadan insanlar kendisi yapıyor bu eşleştirmeyi. Aynen. Dediğin gibi Lady Gaga gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani hiç alakasız bir karakteri çok güzel bir şekilde canlandırıyor bence. Bunu %100 başarıyla tamamlayabilirdi. Evet, biz Lady Gaga diyoruz ama Marissa'dan siz memnunsanız ya da farklı önerileriniz olursa aşağıya yorum olarak bekliyorum. Sıradaki haberimiz de zaten yıllardır beklediğimiz haberlerden bir tanesi. Ariana Grande'nin 7. stüdyo albümünün ilk single'ı olan Yes And isimli şarkıyı yayınlandı. Uzun zamandır beklediğimiz albümlerden ve single'lardan bir tanesi Ariana'nın albümüydü. Ariana'nın albümü için kesinlikle burada bir analiz videosu çekeceğimin sözünü vererek konuya giriyorum. Onun dışında şunu söyleyebilirim ki şarkı bana sorarsanız büyük bir hit değil. Yani Ariana bu şarkıyla müzik listelerini kasıp kavurur diyemem. Çünkü o tarz bir hani Amerika'da bunun karşılığı smash hit diye geçer. Yani banko bu şarkı hit olacak derler. Ama bu şarkının öyle olduğunu düşünmesem de şarkının künyesinde Max Martin olması beni çok heyecanlandırdı. Çünkü Max Martin Amerikan müziğini var eden temel yapı taşlarından bir tanesi ki her konusu geçtiğinde burada zaten sizlerle bu konudaki düşüncelerimi paylaşıyorum. Yes And biraz böyle 90'lar teknosuna göz çalan
olan işte Madonna'nın Vogue şarkısına, zaten klasikleşmiş bir şarkı biliyorsunuz, Vogue şarkısını referans alarak hazırlanmış bir iş olduğu için beni direkt olarak çekti. Fakat şarkıda Ariana'nın sesinden çok sound ve düzenlemeye giriyoruz. Yani bizi çeken şey Ariana'nın sesi değil, daha çok şarkının düzenlenmesi ve kullanılan soundlar. Bu anlamda beni tatmin etti. Açıkçası albümde bu şarkıdan daha iyi şarkılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü albümü Max Martin'le hazırlamış ve belki de asıl bombalarını albümün geri kalanında saklamıştır. Dediğim gibi favori çıkış single'ım mı? Değil. Ama ben kesinlikle zaman içerisinde dinledikçe daha çok seveceğimize inandığımız bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. Tabii bunlar benim kendi düşüncelerim. Şöyle, ben 90'lar sanatlarını gerçekten çok seviyorum. O yüzden bu şarkıyı da çok sevdim. Ariana Grande'nin Dangerous Woman albümünü de çok seviyorum. Onun içindeki bütün şarkılar bana göre çok hit ve... Bu arada benim de favorim o albüm çok yani. Çok güzel bir albüm. That my best friend, she a real bad bitch, got her own money, she don't need no need. Her şey çok okey ama son zamanlarda ben bir tık zayıfladığını hissediyorum. Değil mi? Bir tık böyle bir hastaymış gibi, böyle bir çelimsiz evet, görünüyor. Hani evet. Hiçbir zaman zaten çok aşırı fiziksel olarak kilo almış bir kadın değildi. Evet. Hep de şeyi söyler mesela röportajlarında, hani yeme bozukluğu olduğunu, işte strese dayalı çeşitli sorunlar yaşadığını söyler ki zaten belli. Ama son dönemlerde bana da bir ekstra hacim kaybetmiş. Evet. Ne güzel Türkçe konuşuyorum ya. Hacim kaybetmek arkadaşlar. Hani zayıf görünüyor. Kilo vermiş değil. Hacim kaybetmiş. Ya o yüzden ben de o konuda sana katılıyorum ama yeni albümünden bence beklentiye girebiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Çünkü vokal olarak zaten inanılmaz evet. Bir kız. Hani bayağı o konuda çok iyi. Yeni nesil diva diyebilirim. Ama umarım ki yeni albümünde de Max Martin'in hazırlayacağı daha güzel şarkılarla karşılaşabilirim. Sıradaki haberimiz ise The Weeknd'den geliyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Weeknd sosyal medya hesaplarından storyler paylaşmaya başladı. Buraya bir yere bırakacağım görseli. O görselde After Hours dönemindeki Weeknd ve Down FM dönemindeki Weeknd sırt sırta dayamış. Sanki onların birleşimi gibi bir yeni bir karakter ve çocuk doğuyormuşçasına bir sembol ortaya çıkıyordu. Burada göstermek istediği şeyin kesinlikle yeni albüm döneminin daha farklı olacağı ve yeni albüm döneminin de yolda olduğunu vurguluyor. Hani bu konuyu da Jeffrey Epstein olayıyla alakalı, çocuklara yapılan şeylerle alakalı olduğunu iddia eden insanlar olmuş. Ama hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Orada zaten Weeknd bu vurguyu haftalar ve aylar önce yapmaya başlamıştı. Yeni albümün geleceğinin bir habercisi. O çocuk figürü de yeni bir albüm. Hani sıfırdan doğuş gibi. Zaten var olan bir karakteri vardı. Üstüne Down FM'deki daha yetişkin, yaşlı bir Weeknd karakteri çıkartmıştı. Yeni albümün daha farklı bir enerjide olacağının göstergesi. Ben iflah olmaz bir Weeknd fanıyım. Biliyorsun zaten. En sevdiğim erkek sanatçı. Ama sen ne diyorsun Weeknd'in yeni albüm süreciyle alakalı? Ben de çok büyük bir Weeknd fanıyım ve 2013'ten bu yana çok büyük sevgiyle, heyecanla bütün albümlerini hep öyle takip ettim. Ve sürekli kendini yenilemesi de benim çok hoşuma gidiyor. Ne yaparsa yapsın seviyorum gerçekten. Çok yenilikçi bir adam. Evet. Hiç kolaya kaçmıyor yani. Evet, bunun için de mutluyum, heyecanlıyım ve beğeneceğimden %100. Türkiye'ye gelse beğenim. Gidersin. Giderim. Aynen, kesin. Evet. Çok seviyorum. Paramın... Çok başarılı buluyorum. Gel ülkeye paramı al. Al paramı yani. Evet. Çok pozitif vibe ya gerçekten. Değil mi? Çok pozitif. Çok yani... Evet. Bendeki yeri çok farklı olan... Zor bir şarkı bile söylese seni o an modundan çıkartıp yükseltiyor yani. Aynen aynen. Yani bendeki yeri çok farklı gerçekten Weeknd'in. Weeknd'in çok da skinliydi bu arada. Yani çok da umundaydı benim hayatımdaki yerinin özel olması. Ama ben çok... Biz öyle. Seviyoruz yani hani bu kanalda. Sonsuza kadar savunulacak isimlerden bir tanesi kesinlikle Weeknd. Gelelim geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olayı. Şeyi görmüşsündür, mutlaka sosyal medyada denk gelmişsindir. Geçtiğimiz günlerde yapılan Golden Globe ödüllerinde Selena Gomez, Taylor Swift ve bir arkadaşlarının tören esnasında kendi aralarında konuşurken dedikodu yaptıkları kadrajlara yansımıştı. Hiç gördün mü bu habere, denk geldin mi? Gördüm. Zaten bayağı bir viral oldu. Evet. Oradaki olay şuydu. Selena Gomez, oyuncu Timothy'yi bilirsin. Evet. Şu an Kylie Jenner'la ilişki yaşıyorlar. Timothy ile fotoğraf çektirmek istiyor. Kylie Jenner devreye girerek hayır deyip izin vermiyor ve Selena bunu gidip Taylor'a anlatıyor ve arkadaşına anlatıyor. Taylor'ın zaten oradaki tepkisinden olaya karşı verdiği reaksiyonu görüyorsunuz. Selena'yı bu şekilde görmek istemiyorum. Yani Selena Gomez'sin, anladın mı? Hani taşağın yeter senin. Ya Timothy gelsin seninle fotoğraf çektirmek istesin. Bir de karşı tarafta Kylie Jenner gibi bir faktör var. Kylie'nin tayfasıyla Selena ve Taylor'ın tayfası uzun yıllardır kapışıyor. Ve araları iyi değil. Yani bu artık aşikar. Birbirlerine TikTok'tan, Instagram'dan, lan hatta yemek sepetinden bile diss atıyorlar ya. O kadar anlaşamıyorlar ki hani kesiştikleri bütün sosyal medya platformlarından birbirlerine laf sokuyorlar ve aralarında uzun dönemdir bir kavga var. Ben olsam fotoğraf çektirmek istesem bile orada onu söylemem. Ya ben şu anda bile sevmiyorum. Aa hadi gel seninle fotoğraf çektirelim ve Selena Gomez'sin dediğin gibi. Gelsin yani, o seninle çektirsin. Evet, ne gerek var yani? Dedikodu havuzu o
fotoğraflanmalar falan tamamen kaliteyi düşüren hareketler. Ama şöyle bir şey var. O konuşma anı çok ikonik. Yani Selena'nın pıt 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 gelip böyle Taylor'ı anlatması, evet. Taylor'ın ağzını kapatarak Selena'ya bu konuyla ilgili fikirler vermesi falan. Hani böyle Golden Globe'da dedikodu saati gibi böyle. Evet. Ya biz o konuda gerçekten hani bu kareyi anlayabiliyoruz. Evet. Hani biz de kendi aramızda ya bunu yapmayan da yoktur burada. Herkes arkadaş grubunda evet. bu iletişime geçiyordur. Bence ki zaten tatlı olan da onların da arkadaşlığı gerçek bir arkadaşlık olduğu için oradaki o tatlı vibe bana geçti. İşin o tarafı çok sevimli. Ama hani onun dışında ben Selena'nın çok da fazla o konuya dahil olmasını istemezdim. Ben yani. Gereksizdi evet. bence. Ama bu konuda sizin fikirleriniz çok merak ediyorum. Çoğunuz benimle fikir olmayabilirsiniz. Aşağıya mutlaka yorumlarınızı yazmanızı bekliyorum. Gelelim son haberimize. Gelenekselleşen popüler sohbetler videolarının son haberinde yine Britney Spears, yani benim bebeğim var. Hani hayatıma gözlerimi açtığım günden bu yana yanımda olan dostum evet, bilir. Gerçekten. Yani değişmez. Bütün duvarlar, dolaplar, dolap içleri. Yani evet. O kadar. Her yer. Evet. Odam pavyon gibi Britney'nin sadece bikinili fotoğraflarıyla doluydu. Ve hepsine de aşıladım bu arada. Hepsi de çok sever. Evet. Hani zaten arkadaşım aynen. olan birinin Britney Spears sevmeme ihtimali yok. Britney Spears'la ilgili bir güncelleme geldi. Britney Spears yeni albüm yayınlayacağı iddialarını yalanladı ve bir daha asla müzik endüstrisine geri dönmeyeceğini söyledi. Bunu bana çok attınız bir kere Instagram'dan, DM'den. Hani bu çağlar, bu gerçek mi, bu doğru mu diye. Ben Britney'nin artık kesinlikle çok fazla tepkilere ve ısrarlara gelebildiğini düşünmüyorum. Yani bu konudaki tahammül eşiği bence bayağı bir aşağıda kaldı. Haklı da buluyorum. Yaşadıklarından sonra müzik sektörüne, insanlara, direkt hayata bile küsebilir, çok normal. Ben de olsam onu yaşadıklarını, ben hayatta bile olmayabilirdim muhtemelen. Bana soracak olursanız Britney'nin müziğe geri dönmeme ihtimali yok. Zaten bu iş için yaratılmış bir insan. Yani bu iş için yaratılan bir insanın içinden o tutkuyu alamazsınız. Sadece bir şeyler çok diretildiğinde, çok ısrarcı olunduğunda yapmamayı tercih ettiğini söyleyebilir. Bir süre erteleyebilir ya da bir süre sonra yayınlayabilir. Ben de bu yüzden ertelediğini düşünüyorum ama kesinlikle müziği bırakacağını düşünmüyorum. Hiç de böyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Sadece bekleyip görelim ki prodüktörleri de yeni albümü için çalıştıklarını zaten doğrulamıştı. Buradan da Instagram üzerinden sorduğunuz bu sorunun cevabını bu şekilde verebilirim. Erteleyebilir, geç dönebilir ama kesinlikle geri dönecektir. Yani Britney Spears'tan bahsediyoruz. O bu işi bırakamaz. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Ben çok özlediğini düşünüyorum. Ve bu Instagram'da paylaştığı dans videolarının da çıkmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bu konserlerindeki enerjisini, şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok özlediğini ve bazen kendi, bazen başka şarkılarda açıp dans ederek insanları bu şekilde belki o eski enerjisini atıyor. Enerjisini attığını düşünüyorum. Bunu seviyor yani. Aslında deli kadın gibi, performansçı. Evet, deli gibi geri dönmek istiyor bence ama onun söylediği şeyleri hani Britney şunu dedi, Britney bunu dedi. Ben artık bunlara inanamıyorum. Çok fazla işin içinde üçüncü şahıslar olduğu için gerçekten bunu dedi mi demedi mi o konu hakkında yorum yapamam ama çok geri dönmek istediğini biliyorum. Evet. Öyle düşünüyorum. Doğru zamanı bekliyordur yani. Şu evet. an kadının zaten bir acelesi ve kariyersel olarak da bir kaygısı yok. Kendini tüm dünyaya yıllar önce ispatlamış bir insan. Evet. Belli bir şekilde mental yaşadıklarının mental dışa vurumunun bir etkisidir diye düşünüyorum ama zaten bu konunun takipçisi olacağımı söylememe bile gerek yok. Hepimiz bekleyip göreceğiz ama geri dönecektir, buna eminim. Evet. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben en yakın kız arkadaşımı buraya konuk ettiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim canım, ben kardeşim benim. Ederim. Benim için çok daha büyük bir keyif. Yıllardır bunu düşünüyoruz evet, bu arada. Bu arada. Asla hayata geçirememiştik. Evet. Biz her zamanki bu konuları kendi aramızda sohbet ettiğimiz gibi konuştuk. Evet. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hani umarım da bu arada sizin de böyle hayatınızın ilk dönemlerinden bu yana hayatınızda olan dostlarınız vardır. Benim için bu çok değerli ve çok kıymetli. Bir, biyolojik aile oluyor çünkü. Bir de seçtiğim bir aile oluyor. Serenay da benim için seçtiğim ailenin bir ferdi. O yüzden çok mutlu oldum. Diyorum ki biz Serenay'la daha fazla içerik çıkaralım. Yani daha çok video çekelim. Konseptleri önemli olmaksızın bu popüler sohbetler olur. Lifestyle bir şeyler olur. Serenay ve Serenay gibi arkadaşlarım da konuk almak istiyorum. Ama bana soracak olursanız Serenay'ı Instagram'dan da takip edin derim. Çok güzel reels'ları var. Serenay yılın 6 ayı İzmir'de, yılın 6 ayı İstanbul'da yaşıyor. İzmir'de o kadar konforlu ve o kadar keyifli bir hayatı var ki arkadaşlar. Yani Serenay İzmir'e gittiğinde üzülüyorum çünkü çok sık zaman geçiremiyorum. Bir yemeğe, bir kahveye, bir event'e gidemiyoruz. Ama bunun dışında Serenay İzmir'e gittiğinde inanılmaz story'ler ve inanılmaz reels'lar paylaşıyor. Yani o yüzden Serenay'ı kesinlikle bir içerik üreticisi olarak da görmek istiyorum. Serenay'ın sosyal medyasına da bir bakın derim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu açtığın gibi seni kapatmanı istiyorum. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Kapatmadan önce, daha doğrusu topu Serenay'a atmadan önce teşekkür ediyorum. Bundan sonra Serenay'da. Eğer bizi izlemekten
dinlerken keyif aldıysanız lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bizim yorumladığımız konular hakkında düşüncelerinizi mutlaka yazın. Alır'ın olayları yorumlamasını gerçekten çok seviyorum. Siz de seversiniz diye düşünüyorum ve lütfen Çağlar'ın kanalına abone olun. Ve eğer beğenirseniz benim sosyal medyama gelmenizi çok isterim. Görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar, sizi çok seviyorum. En az bizim kadar keyif almış olmanızı umuyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.